Herkese selamlar. Bugün bir kitap yorumuyla karşınızdayım. Gazap Üzümleri ikinci canlı yayın kitabımız ve buna bir video çekmek istedim. Bu ara aslında kitap yorum videolarımı arttırmak istiyorum. Okuduğum her kitaba yorum çekmek istiyorum. O yüzden dedim ki Gazap Üzümleri ile başlayayım. Öncelikle ufak bir uyarı yapacağım. Bu video bir inceleme videosu değildir. Ben edebiyat mezunu değilim. Kitap eleştirmeni değilim. Sadece bir okur olarak okuduğum kitabı yorumluyorum. Eğer inceleme videosu arıyorsanız yanlış yerdesiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi bu kitabı çok fazla istek üzerine seçtik. Çünkü herkes Gazap Üzümleri okumak istiyordu. Ben de gerçekten çok merak ediyordum. Geçen aylarda Chicago Mezbahaları adlı bir kitap okudum. Onu okuduğum zaman herkes bana Gazap Üzümleri'ni önerdi. Onu sevdiğim için bunu ekstra olarak merak ediyordum. Zaten Steinbeck sevdiğim bir yazardı. Fareler ve İnsanlar ve İnci kitaplarını okumuştum. Böyle nispeten kısa kitaplardı ama yine keyif alarak okuduğum kitaplardı. Zaten Fareler ve İnsanlar okumayan yoktur herhalde. Okulda okutuyorlar. Yani ben de okuldayken okumuştum. Gazap Üzümleri de ne zamandır aklımda olan bir kitaptı ve dedim ki hadi okuyalım hep beraber, canlı yayınlarda beraber yavaş yavaş okuruz. Ve birkaç gün önce değil, iki gün önce kitabı okumayı bitirdik. Öncelikle gerçekten güzel bir kitaptı. Severek okudum. Ama benim için 5 puanlık bir kitap olmadı. Nedenlerini her şeye açıklayacağım. Öncelikle konusuyla başlayalım. Burada dilimde yara var. O yüzden böyle çok düzgün konuşamayabilirim videoda. Haberiniz olsun, böyle birazcık hafif peltek konuşabilirim. Kusura bakmayın. Kitabımız Joad ailesi hakkında. Joad ailesi böyle Texas, Oklahoma taraflarında yaşayan ve çiftçilik yapan bir aile. Tam olarak Texas mı Oklahoma mı hatırlayamıyorum ama civarda bir yerde yaşıyorlar. Kitabın sadece başına geçtiği için ve o kısımları okuyor böyle 2 hafta falan olduğu için tam olarak eyaleti hatırlamıyorum. Çiftliklerini bankaya kaybediyorlar ve çiftliklerini satın alan bankanın sahibi sanırım. Yani bütün çiftlikleri oradakileri birleştiriyor ve bunlara da diyor ki bu araziden gideceksiniz. Ve onlar da otomatikman göçmek zorunda kalıyorlar. Oğulları 3-4 sene önce yaklaşık hapse girmiş ve tam da onların ayrılacağı dönemde hapisten çıkıyor. Zaten biz tam olarak Tom'un hapisten çıkmasıyla kitabı okumaya başlıyoruz. Ve işte ailesini buluyor. Yolda bir pederle karşılaşıyor ve pederle birlikte ailesinin yanına gidiyor. Ve ailesiyle birlikte Kaliforniya'ya taşınmaya karar veriyorlar. Çünkü ellerinde bir ilan var ve ilana diyor ki 800 işçi aranıyor. İşte şeftali bahçeleri, portakal bahçeleri, üzüm bağları. İşte buralarda çalışacak işçi lazım. İşte çok para veriyorlar. Çok zengin bir yer. İşte her yer bağ, bahçe. Burada herkes işte alıyor ağaçtan, yiyor. Aç kalmıyor. İşte topraksız kalmıyor. Buraya gelen hayatına hayat demiyor gibisinden böyle bir broşürlerle karşılaşıyorlar. Ve diyorlar ki madem çok zengin bir yer ve bize çok para kazanacağız. Hadi hep birlikte Kaliforniya'ya gidelim. Tam gidecekleri zaman Tom geliyor ve Tom da yanlarına alıp bir de peder Casey'yi hep birlikte Kaliforniya'ya gitmeye karar veriyorlar. Kitabın büyük bir kısmında biz Kaliforniya'ya gitme maceralarını okuyoruz. Çünkü böyle gerçekten çok yıkık dökük bir kamyonla ve üzeri böyle keserek falan çok kalabalık bir şekilde yola çıkıyorlar. Ve yolda bazı aksilikler yaşıyorlar, işte molalar veriyorlar. Yeni insanlarla tanışıyorlar. Biz bu dönemde işte yaşadıklarını, gördüğü insanları vesaire hepsini okuyoruz. Ve Kaliforniya'dan dönen insanlarla karşılaşıyorlar ve biz o anda işte Kaliforniya'da nasıl bir düzen olduğunu bilmiyoruz. Onlarla birlikte keşfetmeye çalışıyoruz ve sonunda da Kaliforniya'ya da ulaşıyoruz ve Kaliforniya'da aslında hayatın nasıl olduğunu okumuş oluyoruz. Çok fazla detay vermeyeceğim spoiler olmaması açısından. Kitabı dediğim gibi severek okudum fakat tahmin ettiğim kadar etkileyici bir kitap olmadı benim için. Yaşananlar gerçekten çok vurucu şeyler ve çok etkileyici şeyler. İşte işçilerin o durumdaki durumu ve işte kapitalizmin gerçek yüzü, nasıl zenginin daha da zenginleştiği ve fakirin gitgide fakirleştiğinin çok güzel bir örneği kitap. Fakat ben Chicago Mezbahaları'nı dediğim gibi bundan önce okudum. Ve Chicago Mezbahaları bence daha etkileyiciydi. Yani o kadar fena şeyler oluyor ki kitapta, çok 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 ağırdı. Özellikle ilk yarısı o kadar kötü şeyler oldu ki ben bu kitapta böyle daha ağır bir şeyler okuyacağım. Yani o izlenimle okumaya başlamıştım. Yine çok ağır şeyler okuyor ve insanların durumu çok kötü bu kitapta da. Fakat Chicago Mezbahaları kadar etkileyici gelmedi bana. Bu nedenle de 5 puan vermedim. Ama dediğim gibi çok etkileyici bir kitaptı. Özellikle dili o kadar kolaydı ki yani tahmin ettiğimden 2 kat daha hızlı okudum diyebilirim kitabı. Eğer siz de okumak istiyorum ama gözüm korkuyor, işte çok kalın, çok ağırdır, nasıl okuyacağım gibi bir düşünceye sahipseniz bence düşünmeyin bunu. Gerçekten çok rahat okunuyor, çok kolay okunuyor. Aileyle birlikte yolculuk ederken sanki siz de onlardan biriymişsiniz gibi hissediyorsunuz. İşte Rose of Sharon'ın ne zaman çocuğunu doğuracağını, nasıl olacağını merak ediyorsunuz. Ölenler oluyor, ölenlerle birlikte üzülüyorsunuz. Siz de yaşadıkları haksızlıklara üzülüyorsunuz. Mutlu olduklarında siz de seviniyorsunuz.
gerçekten bu konuda empati yeteneğinizi artıracağını düşündüğüm bir kitap. Sonu da bir de beni çok tatmin etmedi. Çünkü bir noktada açık bir sonu var kitabın ve ne olduğunu tam olarak görsem sanki daha mutlu olabilirdim. Çünkü ya başlarını tam olarak devamında ne geleceğini anlayamadım. Yani tahmin ediyorum tabii ki de. Yani bazı şeyler yazıyor da. Ama yine de tam olarak ailenin başına ne geleceğini görebilmiş olsaydım daha mutlu bir şekilde, yani daha tatmin olmuş bir şekilde kitabı bitirebilirdim diye düşünüyorum. Ama genel olarak bakıldığında gerçekten herkesin okuması gereken bir kitap. İşçilerin neler yaşadığını görmesi için, kapitalizmin nasıl olduğunu görmesi için ve işverenin nasıl çalışanı umursamadığını görmesi için gerçekten görülmesi gereken bir kitap. Şu anda bu kadar ağır şartlarda çalışılmıyor olsa da yine özellikle bizim ülkemizde yine işveren hiçbir zaman çalışanı umursamıyor. En basitinden Gökhan sabah 6'da işe gitti ve bu akşam saat 10-11 gibi eve gelecek. Çünkü korona sebebiyle çalışanları işten çıktı otelde. Aşçı biliyorsunuz. Ve çalışan yok ve yeni eleman almıyorlar. Ve o yüzden Gökhan 3 kişilik iş yapmak zorunda olduğu için günde 12 ve 16 saat aralığında çalışıyor. Yani bu ne kadar sizce insan haklarına uygun? Tabii ki de burası, bu kitapta işlenen daha ağır. Ama şu anda düşündüğünüz zaman ne bileyim, kendinizi o durumda birinin yerine koyduğunuz zaman düşünün, sabah 6'da işe gidiyorsunuz ve akşam 11'de eve geliyorsunuz ve yarın tekrar sabah 6'da kalkıp işe gitmeniz gerekiyor. Ve çalışırken hiç durup dinlenmek gibi bir lüksünüz yok. Yemek yemeye bile bazen lüksünüz olmuyor ki eve geliyor ve diyor ki bütün gün hiçbir şey yemedim. Ama saat 6'da işe gitmiş oluyor. Gerçekten kapitalizm her noktada çok kötü bir durum. Ve bu kitabı okuduğum zaman yani yine bana şu an günümüzde yaşanılanları da anımsatmış oldu. Sigortası çalışan işçiler, çocuk işçiler, işte mobbinge uğramak bile bence yine bir noktada çok haksız bir çalışma düzeni. Ya bence çok kötü. O zaman da çok kötüydü, bu zaman da çok kötüydü. O yüzden ne bileyim, en azından şu anki duruma, şu an çalışanların çektiği sıkıntılara empati kuramıyorsanız bence bu kitabı okumak da size bu noktada yardımcı olabilecektir diye düşünüyorum. Chicago mezbahalarını da öneririm. Ben kitabın ikinci yarısını o kadar iyi bulmadım. Bu kitaba 4,5 verdim. Ona 4 vermiştim. Çünkü tamamen kapitalizm ve çalışanların yaşadığı zorluklardan ayrılıp birazcık daha siyasete dönüyor olay. Tabii İkisi de siyasi meseleler ama o birazcık daha fazla siyasete döndüğü için ve siyaset okumaktan çok da hoşlanmadığım için sonlarını çok sevememiştim. Bu kitabı daha çok sevdim ona oranla ama yine de bence o daha etkileyiciydi. Yani yaşanan olaylar bakımından daha etkileyiciydi. Bence ikisini de okuyup kendi kararınızı mutlaka vermelisiniz. Dediğim gibi genel olarak sevdiğim ve önerdiğim bir kitap oldu. Yaş sınırı belirtmem gerekirse de bence 13 yaş ve üzeri herkes kolaylıkla okuyabilir. Tabi bazı ne bileyim yaşanmışlıklar ve bilgi birikimine gerek duyuyorum ben bu kitabı okumak için diyorsanız 18 yaşınızda bekleyebilirsiniz ama bence 13 yaş ve üzeri herkes gerçekten okuyabilir bu kitabı ve empati duygusunu artırabilir dediğim gibi. Benim sevdiğim ve daha sonra belki bir kere daha okumak istediğim bir kitap oldu. Umarım siz de severek okursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.